Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içli köfte tarifi vermek istiyorum nacizane. Çok çok profesyonel değilim bu konuda ama benim gibi korkanlar veya cesaret edemeyenler için YouTube'da da detaylı bir video çekmek istedim. Instagram sayfamdaki videoyla çok ilgi gördü içli köfte. Salatalık yöntemiyle içli köfte yapmıştım. Gerçekten çok kolay. Şeklini yapamayanlar için ideal. Ben de sizlere nacizane nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Elimde malzemelerim var. Öncelikle içli köftenin dışını yapmadan önce tabii ki de iç harcını hazırlıyorum. Elimde 300 gram kadar kıymam var. Şimdi bu kıymayı ocağa alacağım ve kavuracağım. İç harcını hazırlayacağım içli köftenin. Kıyma güzelce kavruldu. Şimdi içerisine 2 tane orta boy kuru soğanı ekliyorum. Büyükse kuru soğanınız bir tane kullanın, iri. Yani soğanı az olmasın. Soğan çok lezzet veriyor zaten. İç harcı. Bol olsun soğanı. Biraz kavurayım. Hafiften ölünce soğanlar, salçasını ekleyeceğim. Kıymanın içerisine şimdi şöyle yarım kaşık kadar, yemek kaşığı kadar salça atıyorum. Karışık domates ve biber salçası. Birazcık kaynamış su. Beş dakikada böyle kavrulsun. Baharatlarını atacağım. Tencerenin tavanın altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Tuzunu, kimyonunu ekliyorum. Karabiber. Pul biber de ekleyebilirsiniz. Benim pul biberim biraz acı olduğu için eklemiyorum. Küçük kızım acıyı yiyemiyor o yüzden. Tavanın altını kapattım. Şimdi kıymayı soğumaya bırakıyorum. Kıyma soğuyunca içli köftenin dışını yapmaya başlayacağım. İçli köftenin dış harcı için yoğurma kabımın içine 1,5 su bardağı çiğ köftelik bulguru koydum. Ve 1 su bardağı ılık su döktüm. Şimdi karıştıracağım. Şöyle 10-15 dakika suyunu çekene kadar bekleteceğim. Bulguru 10 dakika ıslattım. İçerisine 1 çay bardağı irmiği, 1 su bardağından eksik unu, 1 tatlı kaşığı biber salçasını, 1 tuz ve kırmızı toz biber, 1 tane yumurta. Şimdi hepsini güzelce kıvamı, hamur kıvamı olana kadar makinede yoğuracağım. Harç yoğrulurken arada azar azar su ekleyin. Çok değil ama az az.
İçli köftenizin güzel olması için kıvamı çok önemli. İyi tutturmanız için, yani dış harcının hamur kıvamını alması gerekiyor. O zaman içli köfte güzel oluyor. Dağılmıyor. İçli köftenin dış harcı da hazır. Güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Hamur gibi oldu. Kıymam soğudu. Kıymamın içine biraz şöyle bir avuç da ceviz attım. Ceviz gerçekten çok lezzet veriyor. Severseniz siz de ekleyebilirsiniz. Önüme borcamamı ve suyumu alıyorum. İlk önce iç harçtan eşit şekilde parçalar yapacağım. Çok büyük olmasın. Küçük yapmak istiyorum bu sefer. Şu kadar yeterli. Aynı ölçüde yapacağım. Ben Yozgatlıyım. Annem bizim evde hiç içli köfte yapmazdı. Bilinmezdi bizim evde o zamanlar. Ben 80'li çocuğuyum. Ben içli köfteyi ilk teyzemde gördüm. Büyük teyzem yıllarca Hatay'da yaşadı. O yapardı. Onu da gördük. Ama bizim evde hiç içli köfte bilinmezdi. Yapılmazdı yani. Ben de elimden geldiğince deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi artık yapıyorum, korkmuyorum. Instagram'da videoyu paylaştığımdan beri çok güzel yorumlar aldım. Zeynep Hanım diyorlar, artık biz de içli köfte yapmaktan korkmuyoruz. Çok güzel içli köfteler yapıyoruz. Bu çok güzel. Korkmayın, cesaretli olun. Bir şey yapmak istiyorsanız sürekli deneyin. İlkinde güzel olmazsa ikincisinde güzel olur. Şöyle aynı ölçüde olsun. Yuvarlayayım. Harcın tamamını eşit şekilde yuvarladım. Önüme suyumu aldım ve salatalığımı. Salatalıkla açıyoruz tabi içli köfteleri. Çok kolay bir yöntem. Beceremeyenler için, korkanlar için hiç korkmayın. Bu yöntemle çok güzel içli köfteler yapacaksınız. Tabii ki içli köftenin şeklinin daha da güzel olması için sürekli yapmanız şart. El becerisi önemli. Bu hemen olacak bir şey değil. Yavaş yavaş her yaptığınızda daha da güzelleşeceğine emin olabilirsiniz. Ben bu yöntemle artık hiç korkmuyorum. Yapanlar da çok memnun. Şimdi elime aldım harcı. Tabii salatalığı suya batırıyoruz sürekli. Şöyle elimizle döndere döndere. Açıyorum. Kolaylıkla açtım gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine kıymalı harcı dolduruyorum. Yavaş yavaş kapatıyorum. Ben de çok mükemmel şekilde yapamıyorum şekil olarak. Ama her yaptığımda daha da güzelleştiğinin farkındayım. Şöyle uçlarına, şu tarafını da. Şöyle düzelterek. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şekli fena olmadı. Devam ediyorum. İncecik açabiliyorsunuz salatalıkla.
Şöyle. Ve salatalığı, büyük salatalık tercih edin ve salatalık biraz kalın olsun. O zaman daha kolay açılıyor. Şöyle. Ve iç harcını çok doldurmayın. Zor kapanır. Dilerseniz yuvarlayabilirsiniz. O daha pratik olur. İyi, fena olmuyor, güzel oluyor. İçli köftelerim kızarmaya hazırlar. Şekilleri güzel oldu, ben sevdim. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Dilerseniz direkt buzluğa atın ama buzluğa atmadan önce şöyle biraz dinlendirin. Böyle çeksin biraz suyunu. Daha da böyle kuru hale gelince buzluğunuza poşetleyip atabilirsiniz. Ben şimdi kızartacağım. Birkaç tane kızartıp sizlere göstermek istiyorum. Ve gerisini buzluğa atacağım. Kıymam bayağı bir arttı. Birazdan tekrar dış harcını yapıp kıyma varken elimde biraz daha içli köfte yapmak istiyorum. Buzluğa atacağım. Buzluğa atınca kolaylık oluyor biri falan geldiği zaman. Ve haşlayabilirsiniz bu tarifi. Ve kızartacağınız zaman tavsiyem fritözde kızartmanız. Fritözde daha güzel kızarıyor tencereden. Her tarafı eşit şekilde. Şimdi kızartma işlemine geçiyorum. Fritöz ısındı. İçine şöyle 2-3 tane içli köfteyi koyayım. Kızartacağım. Sanırım kızardılar. Böyle. Gördüğünüz gibi çatlama, patlama hiçbir şey yok. Düzgünce kızarmışlar. Çok güzel görünüyorlar. Şöyle koyuyorum. Biraz yağını süzdürüyorum. Servis tabağına alacağım. İçli köftelerim servise hazırlar. Mis gibi kızardılar. Yanında ben acı sosla seviyorum. Acı sosla servis edebilirsiniz. Ve diğerlerini poşetledim böyle. Dilediğiniz sayıda poşetleyin. Dip frizine atacağım. Bu verdiğim ölçülerden 18 tane çıktı bu küçüklükte. Umarım sizler de bu güzel mis gibi içli köfte tarifimi yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.